Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 44-48. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitap. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen şu kimselerin durumunu görmez misin? Yeşterûne dalâle, dalaleti satın alıyorlar. Ve yuridûne en tadillü sebil, ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar. Yani bir kısım insanlar ehli kitap, kitaptan bir derece nasibi var, büsbütün cahil değil ama çok cahilce işler yapıyorlar. İşte burada nazara verilen kitap ehlinden, Yahudi ve Hristiyanlardan bir topluluk, özellikle sebebi nüzul itibariyle bakıldığında Yahudilere baktığı ifade ediliyor. Kendilerine kitaptan birazcık pay verilmiş. Ama azıcık bu bilgiyle faydalı olabilecekleri halde zarar vermeye çalışıyorlar. Ve bunlar hidayeti satın almak yerine dalalete müşteri oluyorlar. Ve sırf kendileri dalalette kalmakla yetinmiyorlar. Başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Bir insan yoldan çıkmışsa dalalettedir. Ama başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışıyorsa bu çok daha tehlikeli bir durumdur. Bir insan diyelim hidayet yolunu bulmuş, kendi halinde bir kimse olarak hayatı devam edebilir. Ama başkalarına da yol göstermek için çalışıyorsa bu daha güzel, daha faydalı bir durumdur. İşte bir insanın hem hidayet üzere olması hem de başkalarının hidayetine vesile olması güzel bir durum. Ama bunun tam zıttında bir kısım insanların dalalette olması, yoldan çıkmaları ama tutup bir de başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışmaları son derece vahim bir durum. Ve burada elem tera görmedin mi derken, yani gör, bak, bunların hali ne kadar da ibretliktir. Bu manada bir teşvik var. Vallahu a'lemu bi'a'daikum, Allah düşmanlarınızı en iyi bilendir. Yani insanın dahilinde nefis gibi düşman vardır. Haricinde şeytan gibi düşman vardır. Şeytana yoldaş ve arkadaş olan, insanı yoldan çıkarmaya çalışan başka düşmanları vardır. İnsanın her tarafı adeta düşmanlarla çevrili. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَعْدَى عَدُوُكَ نَفْسُكَ اللَّتِ بَيْنَ جَنْبَيْكَ. Senin en zararlı düşmanın nefsindir. İşte nefisten başlayarak çevremizde de nice bize düşmanlık yapabilecek, manevi hayatımıza zarar verebilecek kimseler var. Ve bunların bir kısmı kitap ehlinden. Bir derece kitap bilgisi var ama yarım yamalak bilgisiyle insanları yoldan saptırmaya çalışıyor. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّ Veli olarak, yani yardımcı olarak Allah yeter. Yani yar olarak Allah yeter. وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Yardımcı olarak Allah yeter. Allah'ın veli olması, mesela öğrencinin velisi oluyor ve öğrencinin velisi onunla alakalı bütün şeyleri tekefül ediyor. Çocuk kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamaz ama velisi destek oluyor ve onun ihtiyaçlarını görüyor. Allahu Teala velidir. Allahu veliyyüllezine amenu, iman edenlerin yar ve yardımcısıdır ve onları zulümattan nura çıkarır. Karanlıklardan aydınlığa onları çıkarmaktadır. Minellezine hadu, o kendilerine kitap verilen, kendileri dalalete müşteri olup başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışan kimseler Yahudilerden bir fırka. Ve bunlar yuharrifunel kelim amme vadihi, ve Allah'ın kelamını yerinden oynatıyorlar, tahrifatta bulunuyorlar. Yani Allah'ın kelamını ya doğrudan değiştirerek veya mana itibariyle saptırarak, çok yanlış yorumlar yaparak Allah'ın kelamını tahrife yelteniyorlar. Ve yekulune, ve diyorlar ki semi'ana ve asayna, işittik isyan ettik. Yani senin sözünü işittik ama sana da isyan ettik. Böyle diyorlar. Ve esma gayre müsma, yani ey dinlenmez olasıca bizi dinle, bunu söylüyorlar. Ve râina, ve râina diyorlar. Bunun açıklamasını yapacağım. Leyyen bi elsinetihim, bunları söylerken dillerini bükerek,
Yani laf ebeliği yaparak, demagoji yaparak böyle söylüyorlar. Ve ta'nen fiddin, ve dini tahrip için, dini değerlerle dalga geçmek için böyle yapıyorlar. Burada kitap ehlinden olan bir kısım insanların söz oyunlarıyla peygambere muhalefet etmeleri nazara verildi. İşte bunlar Yahudilerden bir fırka olarak da ayette bildirildi. Bunlar peygamberimize semi'ana diyorlar. Ama halleri her ne kadar, yani dilleri her ne kadar semi'ana diyorsa da, işittik diyorsa da, halleri asayna diyor. Öte yandan vesma gayre müsma, bu iyi anlamda da kötü anlamda da kullanılabilen bir ifade. Yani ey dinlenmez olasıca, bizi dinle gibi saygısız bir ifade olarak da kullanılabiliyor. Ve ra'ina diyorlar. Ra'ina, başka bir ayette de dikkat çekildiği üzere Allah-u Teala orada şöyle bildirmekte: ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tegulu ra'ina, ra'ina demeyiniz, ve gulun zurna, unzurna deyiniz. Ra'ina ve unzurna aslında mana itibariyle birbirine yakın. Bizi gözet anlamında ra'ina kelimesi. Unzurna, bize bak demek. Ancak bazı insanlar, ehli kitaptan bazı kimseler ve özellikle Yahudiler, Peygamberimiz döneminde ra'ina kelimesini biraz böyle laf oyunuyla, dillerini biraz eğip bükerek, tahkir anlamında, hakaret anlamında da kullanıyorlar. Yani bizim çobanımız gibi tahkir için kullanabiliyorlar. Öyle anlamda kullanabiliyorlar. Allah-u Teala bu noktada ehli imanı hatırlatmada bulunuyor ve diyor ki, siz onların yaptığı gibi yapmayın, onların dediğini demeyin. Aynı anlamı ifade eden, ra'ina kelimesinin anlamını ifade eden unzurna kelimesini kullanın. Ve kitap ehlinden olan bu kimseler, bu gibi dillerini eğip bükerek söylemiş oldukları ifadelerle ve ta'nen fiddin, yani dinde, dini değerleri tahrip için bunu yapıyorlar. Dini değerleri hafife almak ve dini değerlerle alay etmek için bunları söylüyorlar. وَلَوْ اَنَّهُمْ, şayet onlar, قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا, onlar سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا deseler, yani işittik, itaat ettik deseler, وَاسْمَا, bizi dinle deseler, وَاَنْزُرْنَا, bize bak, bize nezaret et deseler, لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاَقْوَمْ, kendileri için çok daha hayırlı, çok daha güzel olacak. Burada Allah-u Teala onlara yol gösteriyor. Yani bulunduğunuz hal yanlıştır. Bunun yerine şöyle yapmanız gerekir. Semiana ve asayna demek yerine, işittik, isyan ettik demek yerine, semiana ve ataana demeleri uygun düşer. Yani işittik, itaat ettik. Bu müminlerin bir vasfıdır. Ve müminler Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm verdiğinde bununla alakalı olarak semiana ve ataana, işittik, itaat ettik derler. Ama kitap ehlinden olup da peygambere muhalefet edenler, onlar işittik, isyan ettik diyebiliyorlar. Vesma gayre müsma diye ifade ediyorlar. Ey dinlenmez olasıca, bizi dinle. Hakaret anlamında da bu kullanılabilen bir şey. Onun yerine sadece dinle demeleri daha uygun olurdu. Ve ra'ina demek yerine unzurna demeleri daha uygun olurdu. Yani bizi gözet anlamındaki kelimeyi biraz eğip bükerek farklı bir mecrada söylemek yerine adam gibi unzurna demeleri daha hayırlı olurdu. وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ, lakin Allah küfürleri sebebiyle onlara lanet etmiştir. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَل۪يلًا, artık onlar çok az iman ederler. Burada yani onların çok azı iman eder, bu mana anlaşılabildiği gibi onlar iman etmezler. Ve burada çok az iman ederler demekten murat, onlar iman etmezler, böyle bir mana da olabilir. Vakıada ise gerçekten az bir kısmı iman etmiştir, peygamberimizin safında yer almıştır. Abdullah İbni Selam gibi ve tarihin daha sonraki dönemlerinde başka bazı şahıslar gibi Yahudilerden de İslam'a girenler olmuştur. Ya eyyühellezine utul kitabe, ey kendilerine kitap verilenler, aminu bima nazzalna, indirmiş olduğumuza iman ediniz.
Musaddigan limâ ma'akum, yanınızda olanı tasdik eden, yani yanınızda olanı tasdik eden bir Kur'an, kitap indirildi, ona iman ediniz. Bir peygamber geldi, ona iman ediniz. Min gabli en natmise vucuhen, bir takım yüzleri çevirmezden önce, fenaruddeha ala edbarihe, yani o yüzleri silip de arkasına çevirmezden önce iman ediniz. Ev nel'anahum kemâ le'anna ashabes sebt, veya cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi onları lanetlemezden önce, kendilerini lanetlemezden önce iman ediniz. Burada Allah-u Teala'dan bir tehdit var. Yani Allah dilerse bir kısım yüzleri tersine de çevirir. Yani o yüzlerde artık nasıl ki insanın ensesini düşünelim, arka tarafı. O ensede bir alameti farika yoktur. Ve insanın da yüzü silindiğinde, yüzündeki işaretler, yüzündeki azalar silindiğinde o da bir ense haline gelebilir. Allah dilerse insanları bu hale de getirebilir. Veya onların şereflerini, itibarlarını zir-ü zeber eder, saltanatlarını bitirir. Bu manaya da işaret edilmiştir. Veya Yahudilerden bir kısmına bakan yönüyle bunlar Arabistan'dan sürgün edilmiş ve gözleri hep o tarafa doğru çevrilmiş. Vatan hasretiyle hep oraları arar olmuşlar. Hep yüzleri o tarafa dönmüş. Buna da bir işaret olarak tefsirlerde yer veriliyor. Veya onları lanetlemezden önce diyor. Allah'ın laneti, Allah lanet ettiğinde rahmetinden uzaklaştırır. Ve Allah-u Teala bazı insanları ve bazı kavimleri lanetlemiştir. Burada bazı kavimleri derken, yani bir milleti toptan lanetlemek değil. Mesela Yahudi milleti lanetli midir? Tümüyle değil. İçlerinde iyiler de vardır. Ama lanetlenmiş olanlar da vardır. Ve bunlarla alakalı Ashab-ı Sebt, cumartesi yasağını çiğneyenler örnek olarak veriliyor. Bunlar Allah-u Teala'nın cumartesi çalışmama tarzındaki yasağını çiğnemişler ve bunun neticesinde maymuna çevrilmişlerdir. Kıllı kuyruklu birer maymun haline gelmişler veya en azından tabiatları maymun haline gelmiş, bu şekilde cezalandırılmışlardır. Demek ki Allah-u Teala'nın laneti rahmetinden uzaklaştırmak ve onlara gadab etmek, onları cezalandırmak anlamında bir ifade. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولَ, Allah'ın emri mef'uldür. Allah'ın emri derhal yerine getirilir. Yani Allah için zor yoktur. Allah için emriküm feyeküm vardır. Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Yani Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o da meydana gelir. Dolayısıyla bir kısım insanlar Allah'a isyan etmiş, Allah'ın gadabını celbetmiş, bunları cezalandırmak Allah'a zor değildir. كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا, bu Allah'a son derece kolaydır. Zaten Allah için zor diye bir şey yok. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَ, yani bir kavim neticede Allah'ın cezalandırmasını hak ettiklerinde Allah onların akıbetine bakmaz. Yani tabiri caizse وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَ, onların akıbetinden korkmaz ve onları cezalandırır. Allah-u Teala'nın elbette cemali var, rahmeti var ve bunlar asıldır. Vesiat rahmeti külle şey diyor Cenab-ı Hak. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Sebegat rahmeti ala gadabi, ve benim rahmetim gadabımın önündedir diyor. Esas olan Allah'ın rahmetidir. Ve Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren Allah'ın rahmetidir. Bütün varlıkları neşe ile harekete geçiren Allah'ın rahmetidir. Ve her bir varlık Allah'ın rahmetinden nasibini almıştır. Ama bununla beraber Allah-u Teala'nın gadabı da vardır. Allah-u Teala'nın cezalandırması da vardır. Böyle olunca Allah-u Teala'nın gadabından uzak kalmak gerekiyor. Ve onun gadabını, onun cezasını celbedecek şeylerden, tavırlardan uzak kalmak gerekiyor. İşte
Bir kısım insanlara kitap verilmiştir. Kitaptan bir derece nasipleri vardır. Ama tamamıyla da öğrenmemişlerdir. İlimde kemali yakalayamamışlardır. Bunun neticesinde Allah'ın gadabını celbedecek şekilde bir takım fiiller olabilir, davranışlar olabilir ve taraf-ı ilahiden bunlara bir ceza gelir. Yaptıklarına bir ceza gelir ve Allah-u Teala bu manada da terbiye eder. Allah-u Teala alemlerin Rabbidir. Bütün varlıkları terbiye etmektedir. Allah-u Teala'nın terbiyesinin bir şekli de ceza şeklinde kendini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendini bize anlatıyor. Ve Peygamberimize haber veriyor ki kullarıma haber ver, ben Gafur ve Rahim'im. Ama devamında da diyor, benim azabım çok da elem vericidir, dehşetlidir. Demek ki öncelikli olan Allah'ın rahmetidir, Allah'ın merhametidir. Hayal edemeyeceğimiz kadar, tasavvur edemeyeceğimiz kadar Cenab-ı Hakk'ın merhameti vardır. İnsanı merkezde yaratmıştır, kainatın merkezinde. Her şey insana hizmetkardır. Bütün bu kadar nimetler içerisinde hem de bazı meseleleri de bildiği halde bir insan hidayeti bırakıp dalalete müşteri oluyorsa, diğer taraftan insanların arasını düzeltmek, insanlara faydalı şeyler yapmak varken insanlara zararlı olmaya çalışıyorsa, onları yoldan çıkarmaya çalışıyorsa, elbette bu insan Allah'ın gadabını celbeder ve netice itibariyle layık olduğu cezayı da bulur. İşte Kur'an-ı Kerim maymuna çevrilen İsrailoğullarından bir topluluğu bu konuda örnek veriyor. Bunların lanetlendiğini misal olarak zikrediyor. Cenab-ı Hak hepimizi sonsuz rahmetine mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.